Biraz önce Cumhurbaşkanlığı uçağından indiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da artık eşi Emine Erdoğan'la birlikte TC Tur uçağının kapısında görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere hazır bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişlerine şahitlik ediyoruz. Saat 14.10'da İstanbul'dan kalkmıştı uçak. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden yine bakanlar ve İstanbul Valisi uğurlamışlardı. Az önce de ifade ettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'la birlikte Kıbrıs'a gitti. Az önce de ifade ettik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağın hemen önünde karşıladı. Şimdi de resmi karşılama töreni başlıyor değerli izleyiciler. İstiklal Marşımız okunuyor. Tören bandosu İstiklal Marşımızı icra etti. Ancak şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti bekleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da coşkuyla İstiklal Marşımıza eşlik ettiklerine şahitlik ettik. Ve şimdi selamlama töreni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde, ardında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Karşılama töreni başlamış. Evet. Başkanı Ersin Tatar bir selamlama gerçekleştirilecek. Ardından da izliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden kurmayları ve Ersin Tatar'la birlikte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yetkililerin yine tören kıtasının devamında hazır beklediklerini tahmin ediyoruz. Evet, büyük bir kalabalık bekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Evet, son selam da alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Şimdi de kendisini karşılamaya gelen isimleri selamlayarak Devlet Konuk Evi'nin